Tankı ele geçiren ve ilk çıkan işte İnegöl'lü bir kahramanımız Abdülkadir Bey. Resimde görürsünüz. Abdülkadir, partimizin kurucusu İnegöl'lü. Yiğit bir İnegöl'lü. Duymuş ki bir çete çıkmış devleti ele geçirmek istiyor. İnegöl'den aldığı devlet ahlakıyla, millet kültürüyle karşıda kim olduğuna bakmamış, tankın üzerine çıkmış, resimlerini boy boy görürsünüz. Ama hiçbir yerde Abdülkadir bunu kullanmadı. Çünkü o bunu Allah için yaptı, Allah için. O bunu millet için yaptı, millet için. İşte Selim Bey de Allah için, millet için yaptı, bugün davaya çağrılıyor. Öyle mi? İşte biz buradayız. Selim Bey ne diyorsa ben altına imza atıyorum. Siz de atıyor musunuz gelecek gönüllüleri? Atıyor musunuz? Abdülkadir Bey ne demişse altına imza atıyor musunuz? Hadi gelin. Biz hesap vermeye hazırız. Ama siz bu yolsuzluktan hesabını veremeyeceksiniz. Bu yoksulluğun hesabını veremeyeceksiniz. O dünyanın küçük dağları ben yarattım, aya dört yol yapsak onu bile inandırırız diyen damat Selim Temurci'yi mahkemeye vermiş. O gecenin başbakanı Binali Yıldırım geceyi tünelde geçirmiş. Tünelde. Bir kere bile Selim Bey'i aramamış. Bir tek o gece Selim Bey'i arayan, hakkında komplo, işte bu başbakanlıktan ayrılması için baskı yapılan, iftiralar atılan, komplo kurulan eski başbakan olarak bir tek ben aradım. Şimdi yol işte buralarda ayrılıyor. Kimler bu devlete çeteleri musallat ederse, ister bu çete FETÖ çetesi olsun, ister Pelikan çetesi olsun, onlarla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bizi yıldıramazsınız. Çünkü biz bu milletin içinden çıktık. Dezenformasyon yasası çıkarmışlar, sansür yasası. Bizi susturacaklar. Ya Allah aşkına, 12 Eylül susturamamış. 28 Şubat susturamamış. 15 Temmuz'da susmamışız. Şimdi mi susacağız? Sansür yasasını da yok sayıyoruz. Gelecek gönüllüleri, ben sizleri bu yola çağırırken hepinize söyledim. Size mevki vaat etmiyorum. Para hiç vaat etmiyorum. Size çile vaat ediyorum. Baskı vaat ediyorum. Baskı göreceksiniz, çile göreceksiniz. Ama sonunda gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza biz o kritik günlerde hakkın ve hakikatin yanında demez, hakkına sahip olacağız. Şimdi de hiçbir baskıdan yılmayacaksınız. Sansür yasasından gelen baskıya da direneceksiniz. Efendim bu şekilde bizi mahkemeye çağırırlar, direneceğiz. 2 hafta önce de Serkan Özcan'ı çağırdılar. Genel Başkan Yardımcım. Onu da ifadeye çağırdılar. Ne yapmış Serkan Özcan? Ne yapmış? Merkez Bankası Başkanı görevi ihmal etti demiş. Bu işi bilmiyor demiş. E biliyor mu? Bilmiyor. İşte ben söylüyorum. Merkez Bankası Başkanı görevini, gereğini yapacak kadar bilgiye sahip değil. Merkez bankacılığını bilmez, bankacılığı bilmez. Bu işten anlamaz. Hadi beni de davet etsin, şey yapsın bakalım. Aynı şeyi ben söylüyorum. Çünkü biliyorum. Tanıyorum bunları. Müktesebatını biliyorum. Onun şikayet ettiği biz milletle ortağız. Milletle. Siz ortak oldunuz Öcalan'a. O mektup getirdiğimiz Öcalan'a bakın. Öcalan'a bakın hadi. Biz milletle beraberiz. Onlar Perinçek'le beraber. Onlar Öcalan'la beraber. Biz milletle beraberiz. Biz milletle beraberiz. Öcalan'la beraber olanlar, FETÖ çetelerinin adıyla FETÖ'cülere karşı direnleri mahkemeye verenlere karşı biz milletle beraberiz. Kardeşlerim, bizim yolumuz hak ve hakikat yoludur. Karşımıza gelen de her türlü konuyu konuşuruz. Bıkmayız, usanmayız. Ben gelecek kadrolarına güveniyorum.
Biraz önce il başkanımızın söylediğini sizlerle birlikte söylemek istiyorum. Bizi onlar gidecek. Bizimle adalet, 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 demokrasi, 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 refah, 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 eşitlik, 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 siyasi ahlak, siyasi ahlak, siyasi ahlak, adres, adres, adres. Allah razı olsun. İnegöl İlçe Başkanlığımız hayırlı mübarek olsun. İl Başkanımız Alparslan Bey, İlçe Başkanımız Sedat Bey, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah bu ilçe başkanlığında sadece hakkın konuşulması nasip etsin. İnegöllülere aittir burası. Buraya kem söz girmeyecek. Hak söz girecek. Buraya yolsuzlar girmeyecek. Buraya İmralı'dan mektup getirenler asla girmeyecek. Buraya FETÖ'cü çetelerle işbirliği yapan pelikan çetecileri giremeyecek. İnegöl'de, Bursa'da bu aziz milletin baş tacıdır. Hep aziz olsun. Allah'a emanet olunuz. Genel başkanımıza konuşmaları için şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim burada bir kurbele kesimimiz olacak. Öncesinde kürsüyü hızlı bir şekilde arkadaşlar kaldıralım. Kurbele kesimimiz burada gerçekleşecek. Genel başkanımızın eşi, çok kıymetli hanımefendi Sayın Sare Davutoğlu'nu, genel başkan yardımcılarımızı, parti yöneticilerimizi, il başkanımızı, ilçe başkanımızı alkışlarınızla platforma davet ediyorum. Ve değerli arkadaşlardan kurdeleyi de buraya getirmelerini rica ediyorum. Müzik verelim Tahir Bey, müzik. Kurdeleyi alabiliriz, kurdeleyi. Değerli İnegöllü kardeşlerim, tekrar bizi muhabbetle karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Balkonlardaki komşularımıza, bütün İnegöllülere sesleniyorum. Buradaki bu ilçe binası size aittir. İlçe başkanımıza değil, bizlere değil, size ait. Her zaman çay kaynayacak, her zaman ziyaret edeceksiniz. Çünkü burada sizin meseleleriniz, sizin talepleriniz konuşulacak. Nerede rant var, nereye kar aktarılacak, nereye, kime çıkar sağlanacak konuşulmayacak. İşte biz bu inançla Türkiye'nin her yerinde il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları açıyoruz. Sedat kardeşime bir kez daha bu güzel mekanda, bu cadde üzerinde güzel bir mekanda bu yeri açtığı için teşekkür ediyorum. Bu mekan milletin mekanıdır. Allah yolumuzu açık, alnımızı ak, sözümüzü hak eylesin. Bizi kendi dostlarıyla beraber eylesin. Bizi hiçbir zorluk karşısında yılmayacak şekilde basiretli, cesaretli kılsın inşallah. Eskilerin Gülbenk'ten güzel bir söz var Gülbenk Mehter'in. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola. Gelecek sene seçimde şerleri def edeceğiz. Hayırları fethedeceğiz. Vakti hayırlı kılacağız. Hayır konuşacağız, hayır kılacağız. Ya Allah, bismillah. Hayırlı mübarek olsun.